Değerli arkadaşlarım, hepimiz zaman zaman kendimizle baş başa kaldığımız zamanlarda hayatımızın muhasebesini yaparız. Bu muhasebe bazen iç hesaplaşmaya kadar gidebilir. Kimi zaman kendimizle ters düşeriz. Kimi zaman kendimize gurur duyarız. Kendimize gurur duyduğumuz anlar için söylenecek tek şey çok şanslı olduğumuzdur. Ama şayet kendimizle ters düşüp derinlere daldıysak, işte o noktada bizi oralardan çıkaracak bir dostun tavsiyesine, bizi motive edecek bir kişisel gelişim önermelerine ihtiyaç duyarız. Pek çoğumuz çocukluk yıllarında bazı mesleklerin hayaliyle büyümüşüzdür. Kimimiz asker, kimimiz doktor, kimimiz de öğretmen olmayı istemişizdir. Muhtemelen bu idealler yaşadığımız çevrenin etkisiyle şekillenmiştir. Hiç unutmam, çocukluk yıllarında mahallemizin temizlik işçilerine özenip de "ben büyüyünce çöpçü olmak istiyorum" diyen bir arkadaşım da olmuştu. Tabii yıllar su gibi akıp geçti. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda, acaba kaçımız çocukluk hayallerine ulaştık diye düşünüyoruz. Peki hayallerine ulaşamayanlar için başarısız mı demeliyiz? Yaşı 30'a, 40'a, hatta 50'lere dayanan ve halen hayallerine ulaşamayan ve başarı arayışı devam eden insan doğru yolda mıdır? Bazı arkadaşlar evet, bazı arkadaşların hayır dediğini duyar gibi. O zaman hayır diyen arkadaşlara başarının bir zaman sınırı var mıdır diye de sormak isterim. Ya da başarılı olmak için en iyi yaş hangi yaştır? Ya da yaş aralığıdır. Eskiler erken kalkan yol alır derlermiş. Muhakkak erken başlamak her zaman bir avantajdır ve sizi bir adım öne çıkartır. Ancak geç kalmak diye bir şeyden söz etmek yanlış olur. Unutmamalıdır ki kaybedilen zaman efor ve tecrübe ile telafi edilebilir. Büyük girişimcilerin girişimlerini kaç yaşlarında kurduklarını biliyor musunuz? Bazen öyle insanların öyle başarılarına şahit oluruz ki onların hikayelerine imrenmemek elde olmaz. Belki pek çoğumuz çocukluk hayallerinden çok uzaktayız. Belki pek çoğumuz aldığımız eğitimle ilgisi olmayan işler yapıyoruz. Şu an yaptığınız iş ve içinde bulunduğunuz ortamda mutluysanız mesele yok. Siz çok şanslısınız. Ancak yaptığı iş ve bulunduğu ortamda mutlu olmayan arkadaşlarıma sesleniyorum. Hiçbir şey için geç değil, unutmayın. İnandığınız ve başarılı olacağınızı düşündüğünüz hayaliniz varsa denemekten asla korkmayın. Girişimci olun ve kendinize bir şans verin. Denemek için asla geç değildir. İleri yaşta olmalarına rağmen muhteşem başarılara imza atan muhteşem 15 insanla sizleri tanıştırmak istiyorum. Kim bilir, bu 15 karakter kaybettiğimiz cesareti tekrar kazanmamıza yardımcı olabilir. Unutmamalıdır ki kazanılan bazı başarılar kariyer olarak, bazıları servet olarak bize döner ama en önemlisi kişisel tatmin duygusunun yanında huzur ve mutluluk verendir. Gelin imrenilecek başarılara çok ileri yaşlarda ulaşan bu örnek insanlara hep birlikte bir bakalım.
Dave Sanders, uzunluğu 3734 km olan Mississippi Nehri'ni boydan boya tek başına kürek çekerek geçtiğinde 81 yaşındaydı. Mustafa Genç, %90 görme özürlü olmasına rağmen özel gözlüklerle ders kitaplarını okuyup Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunda kaç yaşındaydı biliyor musunuz? 83. Fatma Mihriban aktarı 61 yıl sonra afla döndüğü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olduğunda 84 yaşındaydı. Tom McLean, el yapımı balina görünümlü botuyla 3200 kilometrelik Atlantis Okyanusu'nu geçmek için tek başına yelken açtığında 73 yaşındaydı. Shirley Dunham, 80. doğum gününü uçaktan atlayarak kutladığında belki dünyanın en zengini değil ama dünyanın en mutlu insanıydı. Kimani Maruş, 84 yaşında ilkokula başlayarak ilkokula başlayan en yaşlı kişi unvanına sahip oldu. Ayrıca bu hikaye 2010 yapımı The First Grader filmine de konu olmuştur. Gönül Berker, daha önce 3 üniversiteden mezun olmuş, 46 yıldır eczacılık yapan ve şimdilerde tıp fakültesini bitirmeye hazırlanan azimli bir insan ve kendisi şu an 70'li yaşlarda. Japon Shigemi Hirata, üniversite eğitimini tamamlayarak Guinness Rekorlar kitabına dünyanın en yaşlı üniversite mezunu olarak girdiğinde 96 yaşındaydı arkadaşlar. Üniversiteye girdiğinde 96 yaşındaydı. Avustralyalı Alan Stewart, 4. üniversite diplomasını alarak Shigemi Hirata'nın rekorunu kırdığında da 97 yaşındaydı. 89 yaşındaki İngiliz model Daphne Selfie, dünyanın en yaşlı mankeni olarak biliniyor. Ve ölene kadar bu mesleği devam ettirmek istediğini söylüyor. Emekli öğretmenimiz Özcan Özgürbüz, bitirdiği 3 üniversitenin ardından diş hekimliği hayalini de gerçeğe dönüştürdüğünde 58 yaşındaydı. Amy Craton, çocuklarını büyütmek ile uğraşırken eğitimini yarıda bırakmış. Gençken okuma hayali olduğu bölümden 4 not ortalamasıyla mezun olduğunda ise 94 yaşındaydı. Carmen Del Orif, resmi olarak modellik kariyerine en uzun süre devam eden kadın unvanına sahip ve kendisi şu an 86 yaşında. Ele Leuşkina, gerektiğinde günde 4 operasyona bile giren dünyanın en yaşlı cerrahı unvanına sahip azimli bir kadın. Müthiş. Burt Munro, 68 yaşında kırdığı dünya hız rekoru hala geçilememiş. Efsane bir motosikletçi kendisi. Ayrıca 2005 yapımı Efsane Adam filmine de Anthony Hopkins'in oyunculuğu da konu olmuştur. Evet sevgili arkadaşlar, bu örnek şahsiyetler beni inanılmaz heyecanlandırdı. Ve ben kaybettiğim cesareti aramaya karar verdim. Hayal ettiğimiz hayatı yaşamak için geç değil. Ve kaybettiğimiz cesareti aramaktan asla vazgeçmeyelim. Evet arkadaşlar, benden geçti. Artık yapacak bir şey yok. Ruh haline girersek bizi kimse o düştüğümüz çukurdan çıkartamaz. Bence bu hayatları çok iyi özümsemeli, ibret almalıyız. Bizi fişeklemeli. Aksi takdirde biz 80'li 90'lı yaşlara geldiğimizde torunlarımıza kaybettiğimiz, ulaşamadığımız hayalleri anlatarak avunuruz. Sevgili arkadaşım,
hak ettiğin hayatı yaşamak için geç değil. Ve kaybettiğin cesareti aramaktan ve hayal kurmaktan asla vazgeçme. Hoşça kalın.